Tabii şimdi kripto paralar ve blockchain artık hayatımızın bir gerçeği ve bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Yani 1980'lerde işte internet gibi blockchain teknolojisi ve arkasına gelen tüm teknolojiler hayatımızda olmaya devam edecek. Tabii ki oradaki kripto paralar için konuşursak volatilite çok yüksek, çok yüksek bir oynaklık var. Ve bu oynaklık da muhtemelen devam edecek. Tabii kripto paraların bu kadar ilgi görmesinin en büyük sebeplerden biri merkez bankaların parasal genişlemesi oldu. Yani çok ciddi bir likidite yaratıldı. Şu örneği vermek gerekirse 2008'de Amerikan Merkez Bankası'nın bilançosu yaklaşık 700-800 milyar dolarken 2022 ortasında 9 trilyon dolara geldiğini görebiliyoruz. Bu kadar likidite de tabii ki hem borsalara gitti hem de kripto varlıklara gitti. Bu kripto paraların tabii 10 binin üzerinde var. Devamlı artıyor. Büyük bir çoğunluğu herhalde hayatımızda olmayacak gelecek dönemde ama bazıları ileride hep hayatımızda olacak. Onun için kripto bir varlıktır. Fakat belki de portföylerinizin bir kısmını yatırım amaçla kullanabilirsiniz. Birlikte değerlendirelim ve geleceğe tekrar konuşalım.